Yaptın sen herhalde birazcık hasar aldı. Bekir biraz daha gel dedikçe geldim. Tefeşir sürdüm ya. He? Umut öyle tefeşir sürdürdü bana. Olsun. Olsun, ne yapalım, hasar yok değil mi Bekir? Yok. Tamam. İyiyim, siz nasılsınız? Biz de teşekkürler. Sizden sonra Survivor'da karıştı. Evet. Biz mi sizden neler şey? Evet. Yani zaten beklenen bir şeydi ya benim açımdan. Çünkü ben orada olduğum için insanlar biraz daha sakin davranıyorlardı ya da hemen arayı buluyordum. Ben bekliyordum da ben bu kadarını beklemiyordum. Açıkçası herkes birbirine girdi. İnanılmaz bir kaos oldu. O yüzden yani aslında çok kötü bir şey değil. Herkes cebindeki taşları döksün, ne konuşulacaksa işte konuşulsun. Rahatlasınlar, daha iyi. Tabii bu süreçte arkadaşlarım elendi. İşte Doğan, Çağrı, ondan sonra İlayda. Ya bir yandan çok üzülüyorum elendiklerine, bir yandan aşırı seviniyorum. Çünkü inanılmaz özledim onları. Oradaki dostluk çok başka bir şey oluyor. Çünkü çok hayatımın en zor zamanlarını paylaştım onlarla. Benim için çok değerliler. O yüzden şimdi gelmelerini bekliyorum ama gelseler de 20 gün kapalıyız yani. Aynen. Görüşemeyeceğim. Dün izlediniz mi Twitter'da tweet'i oldu İsmail'in İsmail, evet mesajı. Ya. Siz de oraya evet. Mesela sevgilinizden uzak kaldınız. Evet. Size öyle bir mesaj gelse oradaki psikolojik nasıl? Ya durumda? Yıkılırdım. Yani yıkılırdım. Çünkü orası yani elin kolun bağlı, hiçbir şey yapamıyorsun. Belki bir arada olsalar çözebilecekleri bir şey. Tabii şöyle bir durum var şimdi. Anne de çok hassas. Dolayısıyla belki hani İsmail'le Gamze galiba kızın adı. Hani çözebileceği bir şey ama şu an belki çözemeyebilirler. Bir de kafasında onunla kalacak. Daha 1,5 ay var. Ben İsmail'in sonuna, finale gideceğine inanıyorum. Bu süreçte nasıl olacak bilmiyorum. Kızla daha önce zaten normal konuştular da. Hayırlısı neyse olur. Nasiplerinde varsa barışırlar. Tabii annelerin gönlü kırık anladığım kadarıyla. Yani geçmiş şey olsun. Gelse, yıkılırdım yani. Yani mesela yarışmayı terk edeyim. Yani şöyle, yarışmayı terk edeyim gibi bir şey olmazdı. Çünkü o şöyle olurdu. Yani yarışmayı terk edeyim. Zaten ama öyle bir şansımız yok bu arada. Hani düşüncelerimi söylüyorum sadece. Gideyim, ne olduğunu öğreneyim, müdahale edeyim ya da hani sadece barışmak için değil yani, ne olduğunu bilmek adına. Ya da tamam bitmişse işte ben de hani burada o performansımı burada çıkartayım, omutsuzluğumu burada çıkartayım derdim yani insan olarak. İkisinden birisini yapardım ama İsmail'inden devam edeceğini ve bunun ona güç vereceğine inanıyorum. Çünkü hayat hikayesinde çok zorluklar var. Yani gerçekten o zorluklardan güç almış biri İsmail. Bence bunu yarışmaya pozitif yansıtacaktır diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Ya düşünsenize, askerdesiniz aynen, ve hani bir sevgiliniz bir anda. Çok ağır yani, çok zor, gerçekten çok zor yani. Kesinlikle. Bunun dışında nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Onun dışında iyiyim, adapte oldum. Ondan sonra çünkü ilk bir hafta falan, bir buçuk hafta adapte olamamıştım ki herkes yaşıyor bunu. İnsanlar bana konuşurken masanın üstüne, aa peçete ne güzelmiş falan diye bakıyordum yani. O yüzden. Bir de sizin işleri sorsak. Var mı? Ya şöyle. 21 gün kapanma var mesela, evet. Tatil olacak mı yoksa İstanbul'da mı olacaksınız? Yani şöyle ki şimdi iki tane iş geldi bana. İkisi de şehir dışında olduğu için istemedim açıkçası. Belki önümüzdeki sezon hani o şekilde düşünürüm. Çünkü daha yeni geldim, ailem, erkek evet. Arkadaşım, hani sevdiğim insanlar, arkadaşlarım. Ve zaten hani kapanma oldu. Bu kapanmada hasret gidereceğimi düşünüyorum evdekilerle. Geldiğiniz gibi de bir evlilik teklifi geldi zaten. Evet. Ya zaten öncesinde konuşulmuş olan bir şeydi. O yüzden yani zaten bildiğim bir şeydi yani. Konuştuğumuz tarih belli oldu mu yoksa pandeminin bitmesini mi bekleyeceksiniz? Vallahi şimdi yani önümüzdeki sene diye düşünüyoruz. Ama belli de olmaz durumumuz yani. Bu arada hediyeler mi diyelim? Bir servet taşıyorsunuz tatil, yüzüğü. Hedef gösteriyorsunuz bir şekilde, konuşarak bu şekilde çıkan haberler de hoş olmuyor. O yüzden bir şey diyemiyorum yani. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun.